İstanbul'dan taşınıyoruz. Evet arkadaşlarım, aslında bu videodan önce çektiğim bir sürü başka video vardı. Önce bir hani hepimizin geçirdiği travmanın üzerine normal önceden yaptığım içeriklerle girmek istemedim. Bir de böyle büyük bir karar aldık. Onunla ilgili sizi de bilgilendirmek istedim. O esnada da böyle tam zamanı geçmeden mesela bu seriyi soran çok fazla kişi vardı, Birlis'in bu serisini. Bir sizinle beraber hem deneyeyim, yeni şeylerden de haberdar olalım. Karar verdik dedikten sonra ben Instagram'da falan çok fazla kişi sordu. Hani nasıl işliyor süreciniz? Nasıl karar verdiniz, nasıl yapıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz falan diye. O yüzden şimdi bunların hepsini yapacağız. Başlamadan önce eğer hala abone değilseniz, ki gördüğüm kadarıyla izleyenlerin %40'tan fazlası abone değilmiş, bir abone ol tuşuna basarsanız harika olur. Nisan sonuna kadar bütün içerikleri planladım. Her pazartesi yine videolar gelmeye devam edecek saat 18'de. İlk başta Deo Pros diye bir markadan bana hediye olarak gönderdikleri Magic BB Cream. 50 koruma faktörlüymüş. Hem baz olarak, hem fondöten olarak, hem iyileştirici krem olarak, hem de güneş kremi olarak kullanılabileceğini iddia ediyorlar. Bu markayla ilgili genelde iyi şeyler duydum. Fena olmayacak gibi, birazcık koyu kalabilir ama artık beni mazur görün orada da. Formülün nasıl olduğunu denemeye çalışıyorum çünkü. Böyle birazcık moralsiz mal mal şey yaparsam, konuşursam ne olur kusuruma bakmayın. Normalde yüksek enerjili bir insanı biliyorsunuz ama ya konuşacağımız şeyler o kadar yüksek enerjiyi kaldıramayacak şeyler ki. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bas bas bağırdığı, ön bir test yapıyoruz, ön tarama yapıyoruz. Muhakkak binalarınızı bu taramayı yaptırtın. Daha da derinlikli bir taramayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptıracak mısınız ve onun üzerine alacağınız, belki atıyorum hani çürük raporu sonucunda da işte kentsel dönüşüme sokacak mısınız falan karar verirsiniz diyorlar, tamam mı? Aylar önceden apartman grubuna yazdım. Dedim ki ben ev sahibi olmadığım için kiracılara da böyle bir imkan yoktu o esnada. Ben baktırtamıyorum. Lütfen ev sahiplerinden bir tanesi bu formu doldurup bizi de bilgilendirebilir mi dedim. Böyle uzun bir sessizlik ve herkes görmezden geldi. Sonra bir kez daha söyledim. Yine herkes görmezden geldi. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de birazcık ikinci plana attım. Kendi ev sahibimize söylemememin sebebi de ev sahibi eğer kendisi oturmuyorsa apartmanda, biliyorsunuz ki yani onun için hiç iyi bir şey değil. Yani ne olacak ki? Ev sahibimiz baktıracak, ondan sonra diyelim ki apartman kötü çıktı. Ondan sonra da ben evden çıkacağım, bir daha kiracı arayacak falan. Yani ne gerek var? Bir de ev sahibimiz çok iyidir bu arada. Yani hakikaten harika bir insandır. Ben sözleşmeyi yaparken o da bizim okuldan, üniversiteden, Boğaziçi Üniversitesi'nden 50. mezuniyet yılını kutluyordu. İnanılmaz harika insanlar. Ama yine de hani böyle şey yapmak istemedim, bilmiyorum. Sonra deprem oldu. 1,5 gün sonra falan Ayşe diyeyim, tamam mı, bu komşuya. Ayşe Hanım dedi ki birisi de böyle bir şey sormuştu. Ne oldu, o test yaptırıldı mı dedi. Bu arada bu çok güzel bir ürünmüş gerçekten. Elinizle dağıttığınızda hafif böyle nemli, ışıltılı, çok az kapatıcı, gerçekten cildiniz gibi duran BB kremden ne anlıyorsanız onu yapan bir ürünmüş. Bendeki 23 numara Sand Beige. Rengi de oldu. Dediler ki hayır, yaptırmadık o testi. Dedim ki yani bu testi yaptırmayacağız mı hala? Ben ısrar ediyorum. Sonra birisi çıktı, dedi ki siz niye yaptırmıyorsunuz? Çünkü biz ev sahibi değiliz dedim. Siz ev sahibinize niye söylemediniz dedi. Ben de dedim ki çünkü içinde oturan bir insan olarak kendiniz bulunduğunuz dairenin sağlamlığıyla ilgili birazcık daha fazla endişelenirsiniz diye düşündüm dedim. Dediler ki peki bu evler kötüyse biz ne yapacağız? Nasıl kiraya çıkacağız? Buralarda işte ne kadar pahalı olduğunu biliyor musunuz evlerin? Ben dedim ki ya tamam okey ama yani ben bilmek istiyorum. Ben çıkacağım belki. Siz bilmeden yapacağın şeyleri bilerek yapmaya devam edin o halde diyorum. İlk soran var ya Ayşe dediğim. O dedi ki siz dedi hiç anlamıyorsunuz dedi. Yok çok kötüyse burası, mühürlenmek zorunda kalırsa o zaman biz ne yapacağız, nereye gideceğiz? İlk kendisi sormuştu bu arada, bakın tekrar ediyorum. İlk soran kendisi. İmkanımız yok ve benim işte düşünmem gereken bir kızım var dedi. Ya sinirlenmek istemiyorum gerçekten, insanların maddi sıkıntılar sebebiyle böyle yapmasını çok iyi anlıyorum. Bizim oturduğumuz bölgede 20 bin liranın altında kira yok. Benim baktığım, oturmak istediğim falan evler 35 binden başlıyor. Ve bunlar böyle yepyeni evler, deniz manzaralı falan değil yani. Oturan ev sahipleri bir tanesi dedi ki ben işte bu masrafı karşılayamam eğer burası kentsel dönüşüme girerse, benim öyle bir param yok. Ben istemiyorum, sakın habersiz falan kendi ev sahibinize de baktırtmayın dedim. Bana geldiler. Bizim yan apartman yıkılmıştı diye anlatmıştım ya, yenisini yapıyorlar falan. Ve sürekli ses olduğu için çıldırıyorum demiştim. O yüzden zaten YouTube'a da biraz ara vermek zorunda kaldım. Çünkü sadece mesela bugün de olduğu gibi pazar günü çalışabiliyorum, iş yapabiliyorum. Zaten bu binadan fenalık gelmişti bana. Yan tarafı yıktıkları için bizim o tarafa bakan duvarlardan hafif nem olmaya başladı. Ben de fark ettim bunu. Lanet olsun zaten gideceğiz bu evden. Ve İstanbul'da ev bakıyoruz o esnada hala. Alt komşulardan bir tanesi yan tarafın mimarıyla konuşmuş. Demiş ki ya sizden çok bize nem giriyor. Neden böyle? Adam da demiş ki yani bunun suçlusu biz değiliz çünkü sizin
apartmanın o tarafının sıvası yok. Bunlar bitişik nizam olduğu için bir tanesi yıkılınca diğer tarafında sıvı olmayınca ortaya çıkıyor. Sadece tuğla olduğu için de nem almaya başlıyor tabii doğal olarak. Adam demiş ki yani sizin sıvanız yok birincisi. İkincisi nem sizin sorunlarınızın sonuncusu. Sizin kolonlarınız çatlak demiş. Yan tarafı yapıyor olan, hala üzerinde çalışıyor olan mimar bunu diyen. O da ev sahibiyle konuşmuş. Ev sahibine demiş ki böyle böyle bizim kolonlarımız çok çalmış ve üst katta da kolon yok demiş bizim üstümüzde. Ben en üstüm bir altıyım. Biz dedi avukatıyla beraber ev sahibimizin toplantı yapacağız. Yarın olacak o toplantıda. Ondan sonra dedim ki teşekkür ederim size haberlersiniz artık dedim. Fakat bundan önce ben zaten İstanbul'da ev bakıyordum. Fakat baktığımız evler o kadar saçma bir fiyatta ki yani anlatamam. Bizimle beraber Yağmurlar da bakıyor benim çok yakın arkadaşım. Makul bir fiyata ev bulamıyoruz. 15 bin liradan başladım. En son 30 bin liralıklara ha normal herhalde ya demeye başlarken buldum kendimi. Bir insanın ayda 30 bin lira kira vermesi için yani 120 bin lira falan kazanıyor olması lazım. Ben öyle para kazanmıyorum. Buradaki evimizi küçültsek 1+1 falan böyle bir ev olsa. Ama bu demektir ki ben burada çalışamayacağım, stüdyom olmayacak. O zaman benim Ankara'da daha çok durmam lazım. Buraya çok arada sırada işim oldukça gelip gideceğim. O da yani önemli bir etkinlik olacak da, bir şey olacak da. Çünkü yani benim nerede çekim yaptığımın hiçbir önemi yok açıkçası. Ben yine işimi yaparım, benim için önemli değil. Gürmal tarafından düşünüyorum. Zaten kızı Ankara'da ve orada ev var, yani evimiz var orada. 2 haftada bir gittiğimiz bir evde daha uzun süre kalacağız. Orada birkaç tane şey değiştirilecek falan. Yani böyle bakıyorum, hesaplıyorum, daha mantıklı görünüyor. Ve hani buraya atıyorum haftada bir kere geleceksek, 2 gün geleceksek 1+1 bir ev tutup onun kirasını ve masraflarını vermek otel tutup ödememizden daha pahalıya geliyor. De ben burada rahat etmek istemiyorum. Yani uzun süreli kalabileceğim bir evim olsun, benim orada evim var demek istemiyorum. Bir gün duralım ve dönelim istiyorum. Evim çok sağlam olsa bile sokaklarda o anı gerçekten yaşamak istemiyorum. Mesela şu an kurtulmuş insanların durumu da normal değil. Hala su istiyorlar ya. Hala devlet bize temiz su versin diyorlar. Doktorlar uyuz vakaları arttı diyor. Bir aydır hiç banyo yapamamış insanlar var. Ve İstanbul'daki bu nüfus yoğunluğunu düşündüğünüzde gelmesinin imkanı yok yardımın. İnanılmaz bir ayrıcalığımız olduğunu fark ettim. Ya ben burada çalışmak zorunda değilim. Gürman burada çalışmak zorunda değil. Ve orada bir evimiz var. Veya bizim burada durup kalabalık etmemiz falan bile haksızlık yani burada diğer yaşayan insanlara. 20. seneye yaklaştım ben İstanbul'da. Yetti yani bana. İstanbul'u artık eskisi kadar hiç sevmediğimin farkındayım. Dışarı çıkmıyorum, arkadaşlarımla hiç görüşmüyorum. Ama Ankara'ya her gittiğimizde orada hem benim, hani böyle işte kardeşim var, teyzemler var, bilmem ne falan, böyle herkes orada. Cuma'nın bütün ailesi orada ve böyle hani aynı yaşıtız. Sürekli bir yerlere gidiyoruz, sürekli dışarıdayız, inanılmaz sosyalleşiyoruz. Ben kozmetik alışverişim için bile sadece Ankara'da dışarı çıkıyorum. Manikürüm, pedikürüm bile Ankara'da yaptırıyorum. Oradaki evimizde mesela parkların yakınında ve merkezi bir yerde, Ankara'da. Ben de daha rahat ediyorum ve daha güvende hissediyorum. İnsanlarından da daha hani rahat ediyorum. Sonra ben dedi ki tamam, okey, seçimden sonra gidelim istersen dedi. Hani buradaki işlerimi de birazcık daha ayarlayabilecek durumda olacaktı. Artık böyle inanılmaz endişelendim ve yani lütfen hemen gidelim. Waffle alalım. Çünkü bir haftalığına oraya gittik. Yağmur bakıyor burada sürekli. Yağmurlar bizim alt sokağımızda oturuyordu. Şimdi bugün onlar da taşınıyorlar. Ben Ankara'da olduğum süre boyunca inanılmaz endişelendim. Ya İstanbul'da bir şey olursa, ya Waffle'a bir şey olursa, ya o evin altında kalırsa çocuğum ne yapacağım diye. Kardeşim de bir 2 hafta sonra zaten buraya burun ameliyatının kontrolü için gelecek. Dedim ki arabayla gel. Waffle'da götürelim. Hem birkaç tane eşyamı da alalım. Hiçbir şey yapamıyorum ben burada. Yani böyle deprem haberleri ve deprem rezaletleri izliyorum. Ve sürekli yapılan ihmalleri izliyorum. Ve sürekli hayatım için korkuyorum. Sıfır bir üretkenlik. Menajerimle konuştum. Menajerim lafı çok şey, gıcık bir laf ama yani o işi yapıyor yani, kız ne yapalım. O da dedi ki senin nerede olduğun bizim işimizi o kadar ilgilendirmiyor ki dedi. Yani çok önemli bir etkinlik olduğunda, bir şey olduğunda gelirsin zaten dedi. Senin adresini değiştireceğiz. Orada stüdyonu kuracaksın. Orada işini yapacaksın. Telefonla yapıyoruz bütün işimizi dedi. Git dedi, kendini nerede mutlu hissediyorsan, nerede rahat hissediyorsan, nerede daha üretken hissedeceksen orada yap dedi. Bizim işimiz için hani daha bile iyi olur. Orada zaten boş bir tane odamız var. Gayet rahat bir şekilde bana stüdyo olur. Sadece arka planım böyle değil de düz bir fon olacak. Böyle geniş bir oda değil. Böyle Ardiye gibi kullanılmış bir adam var banyodan geçilen. Ya baktım böyle 2.20'ye 1.80 oraya süper kendime giyinme odası da yapabilirim. Şimdi onu yaparken falan çekeceğim bu arada. Taşınırken falan da çekeceğim hepsini. Kendime mesela bir şeyleri yarım bırakmış gibi değil de yani resmen hani artık doydum ve canımı kurtarmak için buradan gitmeliyim gibi hissediyorum. O kadar İstanbul'da hayatımı yaşayamıyorum ki Ankara'da gidip geldikçe Gürman sebebiyle inanılmaz güzel restoranlar, alışveriş yapılacak yerler, gezilecek, koşulacak yerler, yürünecek yerler, parklar. O kadar çok yer olduğunu fark ettim ki arıyorum,
kapıma taksi geliyor ya. İnanılmaz bir deneyim mesela bir İstanbullu için bu. Her şey çok daha ucuz. Ve o yüzden mesela oraya gittiğimizde hep böyle oh tatile geldik gibi hissediyorum. Ev çok sessiz bir yerde, istediğim gibi çalışabilirim. Yani çünkü çok sessiz bir yerde demem sebebi etrafında böyle binalar var. Otoparklara bakıyor hep ve güzel ışık alıyor. Nasıl peki yapıyoruz onu da anlatayım. İlk başta dediğim gibi kardeşim gelecek. Arabaya sığabilecek kadar şey ve waffle'ı alacağız. Buradaki bütün bu ekipmanımı taşıyacağım. Bundan sonra orayı nasıl şekillendireceğimizi düşüneceğim. Bu evi tamamen seçimden sonra boşaltmayı düşünüyoruz. Bir o evi belki boyatmayı düşünüyorum. İzlemek ister misiniz bu arada böyle bir transformation? Hani çünkü orası uzun süredir Gürman'ın oturduğu evmiş zaten 7 senedir. Şimdi orayı biraz daha ikimize uygun bir hale getiriyor olacağım. Konuşurken dikkatimi dağıtmayayım, kendi lafımı kesmeyeyim diye ürünlerden çok fazla bahsetmedim. Hızlı bir şekilde ürünlerle ilgili fikirlerimi de anlatayım. Bu Jeffrey's BB krem gayet güzeldi. İlk başta söylediklerimin arkasındayım. Beulah Bronze It karamel rengi 104 numarası. Rengi çok açık, çok kolay bir şekilde dağıtabiliyorsunuz. Yüzünüzde başka bir böyle fondöten falan olmasa bile kullanırsınız. Birazcık nemli bir bitişi var. Bence bunu bronzer olarak kullansanız daha iyi oluyor ama burnunuzda çok keskin bir kontrol olmasını istemiyorsanız da bunu sevebilirsiniz. Beulah'ın bu Warm It aldıklarından ben bu turuncumsu olan Autumn Sunset'i kullandım. Ortadaki Hot Coral, onun yanındaki de Carmine rengi şu da. Bence çok güzel bunların formülü. Fırçanızda eridiği için çok kolay bir şekilde dağılıyor ve bence nemli bitişi de çok tatlıymış. Lose It Powder birazcık beyaz. Fotoğraf çekerken falan kesin böyle flashback'i olacak gibi duruyor. Bir de şuralarımda böyle yama yama durdu. O yüzden o favorim değil. Beulah'ın bu koleksiyonunda far paletlerinden iki tane vardı. Ben 628 numara Feel Glamour adlı rengi almıştım. Aslında hiç ışıltı katmayacaktım. Gözüme sonra dedim ki yani bunu da göstermem lazım. Özellikle metalikleri gerçekten çok güzel. Üst üste de güzel duruyorlar. Hiç bulaşmıyorlar ve ben maskaramı sürdükten sonra aklıma geldi ya bir de hadi metalikleri deneyeyim diye. Ona rağmen hani ne kadar eşit durduğuna falan bakar mısınız? Ve üstüne sürdüğüm böyle çok hafifçe yeşil sürdüm. Onların geçişi de çok güzel. Matları da hiç kötü değil. İndirimlerde de çok güzel fiyatlara düşüyor. Bu şeyi denemiştik. Yüz paletini denemiştik. Yani öyle çok duygu beslediğim bir şey değil. Glimmer Stick kalemi sürdüm. Avon bunu yenilemişti. Bir lansmanda vermişlerdi. Hiç denememiş, şey yapmamıştım. Gerçekten simsiyah ve çok yumuşak bir kalem. Gözünüzü oymadan böyle şak şuk hemen sürebiliyorsunuz. Eski formülü için konuşabilirim. Hiç dağılmıyordu bu. Hiçbir yere bulaşmıyordu. Şimdi tabii henüz o kadar denemedim ama bu beni çok sevindirici bir şekilde şaşırtan Deborah'nın Like a Pro Volume Effect Extensions maskarası. Gerçekten baya bir volüm efekti veriyor. Fakat bunun suya dayanıklısı olsa onu daha çok severim. Çünkü o zaman daha iyi kıvrığını tutuyor kirpiğinizin. Ya bu 3 kat öyle çok aşırı aşırı top top olmadan bayağı simsiyah yapıyor kirpiklerinizi. Rujlara geldiğimizde gerçekten bu koleksiyonun glosslarından nefret ettim. O kadar küçük dandik bir uç yapmışlar ki buna. Bu ne abi? Yani sür bitmiyor. 8 saat boyunca sadece şu dudağımın en üstünde ışıltı vermek ve böyle ortasına ışıltı vermek için kullandığım bu rengi sürmeye çalıştım. Yani bu kadar uğraşıyorsunuz, didiniyorsunuz. Şöyle güzel kocaman da bir tane aplikatör yapsanız da bu ne yani hiç. No. Bunlardan çok daha iyi. Bir sürü gloss var. Hiç değilse aplikatörü güzel. Gloss yapmak o kadar atla deve zor bir şey değil. Ah. Saçmalı arkadaşlar. Glimmer Stick, Avon, koşun. Bir sürü de rengi var. Yürümeyin, koşun. Diyerek bu videomuzu bitiriyorum. Bundan sonra her pazartesi yine burada olacağım. Kavuşacağız ama bol bol da TikTok'ta olacağım. İnşallah oralarda da görüşürüz. Hepinizi çok çok seviyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizinle buluşmaya bayılıyorum. Yorumlarda görüşürüz. Öpüyorum.